Selam. Bugün Amazon'un yeni filmi All the Old Knives ya da bizdeki adıyla sırtındaki bıçakları konuşuyoruz. İçerisinde bulunan kaliteli ve farklı yapımlar sayesinde konuşulan platformun bu filmi de bizi bayağı bir yakından ilgilendiriyor. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca izleyenlerin %90'ı kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Gizem gerilim kategorisindeki bu filmin başrollerini Chris Pine ve Tandy Newton paylaşıyor. Ayrıca ekipte Lawrence Fishburne ve Jonathan Pryce de yer alıyor. Yine ayrıca bu film Steinhardt'ın aynı isimli romanının bir uyarlaması. Filmin konusuna gelirsek eğer eskiden beraber çalışan CIA ajanı olan Celia ve Henry yıllar sonra yeniden buluşuyor. 8 yıl önce başarısız bir kurtarma operasyonundan sonra hem aşkları biten hem de tüm bağları kopan çift yeniden açılan dosya için birbirleriyle görüşüp Geçmişin üzerinden yeniden geçmeye başlıyor. Kısaca böyle ama derinlemesine bakıldığında hem çok tutkulu hem de sırlarla dolu bir hikaye izliyoruz. Bu ikilinin buluşmasının ardından hoş bir mekanda tüm hikayeyi dinliyoruz. 8 yıl önce İstanbul Türk Hava Yolları uçağının teröristler tarafından iniş yaptığı sırada ele geçirilmesiyle operasyon başlıyor. Somali bölgesinde toplanan ve açıkça belirtilen klasik Müslüman terörist olayı yani. Bizim dahil olduğumuz nokta ise küçük bir replikle teröristlerin kimliğini belirlediğimizin belirtilmesi. Ayrıca ölmeden önce Türkçe uyarı yapan bir de hostesimizin olması. Şam, Beyrut ve İstanbul seçenekleri arasında İstanbul'dan kalkan uçak rehin alınıyor. Buluştuklarında birbirlerine olan tavırları gerçekten çok güzeldi. Her ne kadar farklı yerlere kaymış hayatları olsa bile kimse tam anlamıyla toparlanamamış. 120 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda teröristlerin yayınladıkları manifestoya diğer ülkeler uymadığı için her şey elde patlamıştı. Bu ikiliyi bir araya getiren şey ise merkezin yeniden açtığı bu dosyada ekipte bir köstebek olduğu şüphesi. En baştan başladıklarında Selia ekibi bir bir anlattığında bize sunulan karakterler gerçekten de konumlarıyla, görünüş olarak, hava olarak çok uyumluydu. Arada verilen bir replikte sorgu sırasında biraz fazla ileri gitmiş ibaresi kullanıldı. Fazla ileri gitmekle kastettikleri de sorgulanması gereken adamın öldürülmesi. Yani klasik, kontrolsüz güç kullanan Amerikan askeri göndermesiydi. Filmin bir başka güzel noktası da devlet adamlarının direkt olarak isimlerini kullanıyor olmaları. Üstelik bunu yaparken bu ülkelerin başkanlarının kritik durumlarda gerçekten verdikleri kararları ele alarak bize sunuyorlar. Bu yönden biraz şaşırdık. Genelde üstü kapalı ibareler kullanılıyordu çünkü. Hikayenin ilerleyişi çok güzeldi. Normalde sadece bu durum üzerinden ilerleyen bir olay örgüsü beklerken hem bunu verip hem de çok ayarında bir aşk hikayesi verdiler. Güzel ve cesur sevişme sahnelerinin yanında koordineli işbirlikleri, olay çözmedeki adımlar ve başarısızlık durumunda gerçekçi ifadeler de bizi çok memnun etti. Kadının bu olayın sonunda her şeyi geride bırakıp hiçbir şey demeden çekip gitmesi en başından beri köstebeğin o olduğu hissine kapılmamıza sebep oldu. Hatta uzun sürede bu düşüncede kaldık. Sonradan bazı şeyleri bağladıklarında aslında tam tersi olduğunu da gördük. Yine bu süreçte de adam bize tam anlamıyla kötüymüş gibi verildi. Yani film sürekli size birileri hakkında kesin bir yargıya varmanızı dayatıyor. Ancak finali öyle bir şekilde bağladılar ki kimse için suçlu diyemiyorsunuz. Tüm bu olan bitenin içerisinde bir çatışma patlama falan bekliyorsanız sadece bir iki kere silah ateşleniyor. Onun haricinde çözmeye çalıştığınız bir olay bulmaya çalıştığınız bir köstebek oluyor. Başından beri aralarda gösterilen o kubbe aslında ikisinin de bağlantısının olduğu ve bazı şeyleri fark ettikleri yere ait. Ayrıca kadının gündelik yaşamını gördüğümüzde markette arkasındaki adam ve daha sonra yürürken duvara yaslı şekilde bekleyen adam aynı kişiydi. Bu ilk başta da dikkat çeken bir şeydi ve sonunda da sebebini öğreniyorsunuz. Film ava giderken avlanma olayını bize çok iyi bir şekilde verirken hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını da yine çok güzel ters köşelerle önümüze sermiş. Aksiyon konusundaki eksiklik beklentinizi belki düşürebilir ama ilerleyiş çok güzel olduğundan çok takılmıyorsunuz. Filmin başından sonuna kadarki tüm atmosferi gerçekten çok yerinde ve sabitti dış mekan çekimleri, drone görüntüleri, kapalı alanlarda yaratılan o buruk hava falan çok başarılıydı. Old Old Knives gerçekten çok güzel bir film olmuş. Amazon diğerlerine kıyasla her gün yeni bir yapım çıkaran bir platform değil. Ancak önümüze attığı şeyler uzun süre kendinden bahsettiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Old Old Knives'ı izlediniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.